Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Beni ilk defa izleyenler için adım Erdo Özağa, videoya hoş geldiniz ve bu video kapsamında Meizu Pro 7 Plus'ı kutusundan çıkaracağız. Yakından takip edenlere tuhaf gelmiş olabilir çünkü önce telefonu kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz. Ardından da detaylı inceleme videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Ama bu telefon için tam tersi bir durum söz konusu çünkü sizlerden gelen yoğun istek üzerine daha fazla bekletmemek adına telefonun kendisine ulaşınca kutusu olmayan, aksesuarları olmayan bir versiyonu kullanmış, incelemesini yapmış ve bu ekranlarda sizlerle paylaşmıştım. Ama o dönem Meizu'nun Türkiye'deki resmi faaliyetleri henüz başlamamıştı. Ne güzel ki şimdi Meizu Türkiye olarak resmi şekilde cihazlarını Türkiye'ye getiriyor ve halihazırda son kullanıcılara dağıtımına da başlamış durumda. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan detay çekime geçelim ve Pro 7 Plus'ı kutusundan çıkartıp bir kez daha 2 tane ekranı, 3 tane kamerası olan 10 çekirdekli işlemciyle gelen Pro 7 Plus'a yakından bakalım. Gerçekten ilginç bir kutulamaya sahip. Birazdan detaylarına gireceğim zaten ama öncesinde kutunun sağına soluna baktığımız zaman ön kısmında Pro 7 Plus yazısı ve Meizu logosu, üst kısmında ise Meizu Design logosuna yer verildiğini görmekteyiz. Kutunun arka kısmında telefonun Genpa tarafından resmi olarak ithal edildiğine dair bir takım başka bilgiler var. Alt kısma geçildiği zaman ise burada e-mail numaraları, bakın numaraları diyorum çünkü bu telefonda çift sim kart desteği var arkadaşlar. Buna ek olarak telefonun 64 GB depolamaya sahip olan bir versiyon daha bulunuyor. Rengimiz de siyah. Şimdi isterseniz yavaş yavaş jelatini çıkartalım ve kutunun kendisine daha yakından bakmaya başlayalım. Burada gerçekten ilginç bir durum söz konusu dostlar. Jelatini çıkardık ama bir başka jelatin daha var. Kutunun üst kısmı sert plastikten imal edilmiş ve piyano siyahına benzer bir rengi var. Ki orası da zarar görmesin diye bir başka jelatinle de o kısım korunmuş. Yani kutunun kendisini koruyabilmek adına da bir jelatinleme işlemi yapılmış ki onun ucunda da telefonun sıfır olduğuna dair bir güvenlik etiketi var. O etiketi çıkarmadan telefonu açamıyorsunuz arkadaşlar ki halihazırda zaten çıkarmış bulunuyorum. Gerçekten ilginç bir kutusu var dostlar. Bu kutulamayı isterseniz telefonu kullanmaya başladıktan sonra kalemlik gibi de kullanabilirsiniz. Evet, telefonu kendisini zaten birazdan bakacağız. O yüzden şimdilik kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Kutulama tarafında dikkatimi çeken ilk detay içerisinden bir şeffaf koruma kılıfının çıkıyor olması. Ben buna gerçekten önem veriyorum çünkü evet, Samsung, Apple gibi firmaların aksesuarlarını, koruma kılıflarını belki bulmak ve almak kolay. Daha doğrusu bulmak kolay. Bazı kılıflar o kadar pahalı ki alması pek kolay değil. Ama Meizu gibi nispeten yeni sayılabilecek ülkemizde macerası serüveni yeni başlayan markalar için bu tür kılıfları bulmak çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla kutu içeriğinden böyle aksesuarların çıkması her zaman güzel. Benim açımdan da kıymetli ve değerli. Diğer aksesuarlara bakıldığı zaman evet, bir takım kılavuzlar var. İşte Türkçe kullanım kılavuzumuz var. Genpa'nın sağlamış olduğu garanti belgesinin olduğunu görmekteyiz ve bunlara ek olarak tabii ki kablomuz var. Xiaomi'nin telefonlarında olduğu gibi Meizu Pro 7 Plus'ın içinden de ne yazık ki kulaklık çıkmıyor. O yüzden zaten birazdan Türkiye'de bundle, yani paket olarak birlikte verilmek istenen diğer kulaklığı da sizlere göstereceğim. Bakın şu kısımda bile, şu koruyucu halka bile kağıt yerine plastik mandal şeklinde dizayn edilmiş. Diğer firmalarda genelde bir kağıtla tutturulur burası. Uzunluğu bence yeterli. Diğer kutuya geçiyorum. Burada şarj adaptörümüzün olması gerektiği düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, burada bile yine özel bir paketleme yapılmış. Kutunun içerisinde böyle bir düzende çıkıyor. Burası niye boş? Muhtemelen bazı ülkelere bu telefon kulaklıkla gidiyordur diye tahmin ediyorum ve burası kulaklığa rezerv edilmiş bir alan. Fakat Türkiye'ye kulaklıkla gelmiyor. Meizu da telefonlarında hızlı şarj özelliğini vermeyi seven firmalardan bir tanesi. 5 volt ya da 9 voltta 2 amper verebiliyormuş dostlar. Şimdi bunları da diğer kenara kaldırıyorum ve yavaş yavaş isterseniz telefonun kendisine geçelim. Ekrandaki koruma kılıfını kaldıralım. Evet, Meizu Pro 7 Plus siyah renkli olan versiyon, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Zaten incelememi izleyenler telefona yakından aşinalar. Şöyle bir de başlatalım isterseniz. 5.7 inç boyutunda 16'ya 9 bir ekrana sahip bir Super AMOLED panel kullanıyor ve ekran kasa oranı yanlış hatırlamıyorsam %73'ler seviyesinde olması gerek arkadaşlar ve 1440'a 2560 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Boyut ve çözünürlükten yola çıkarak inç başına düşen piksel yoğunluğunu hesapladığımız zaman ise 515-20-520 piksellik bir değere ulaşıyoruz. Flyme zaten Meizu'nun kendi arayüzü Android üzerine çalışan. Arkadaki ekranda 2 inç boyutunda AMOLED bir panel. Açıkçası 240'a 536 piksellik bir çözünürlüğü var. Öndeki panel Super AMOLED'di. Arkadaki panel ise AMOLED ama detaylı incelemede de sizlerle paylaşmıştım. Arkadaki ekranın kalitesi gerçekten benim beklentimin çok ötesinde çıkmıştı. Türkçeyi seçiyorum. İlerleyelim.
Evet, telefonumuz başlamış durumda. Meizu Pro 7 Plus, MediaTek'in Helio X30 platformunu kullanıyor. 10 çekirdekli bir platform ve bu çekirdeklerden iki tanesi ARM'ın Cortex A73 tasarımını baz alıyor. Yani 2.6 GHz'de çalışıyor. 4 tanesi Cortex A35'i baz alıyor ve 1.9 GHz'de çalışıyor ki bu enerji verimli. En düşük enerji tüketiminde halihazırda çalışan çekirdekler dostlar ve diğer 4 tanesi de Cortex A53 tasarımını baz alıyor. Onlar da 2.2 GHz hızında çalışıyorlar. Bu arada arkadaki iki tane kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde dostlar ve 1/2.9 inç boyutunda sensöre sahip ki sensörde de 1.25 mikron büyüklüğünde pikseller var. F2.0'a diyaframımız var. Öndeki kameramız ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve F2.0 diyaframa sahip. Şu Android sürümü 7 diyor. Flyme 6.1 arayüzüne sahip. 6.1.2.2G arayüzüne sahibiz. Android güvenlik yaması da 5 Eylül 2017'yi gösteriyor. Evet, telefonda hem sanal butonlar var hem de fiziksel bir home butonumuz var. Bu home butonu az önce de gösterdiğim gibi parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Hatta hızını görelim isterseniz. Bence bayağı iyi. En hızlardan en hızlısı olduğunu söyleyemem belki ama son derece hızlı. Uyku modundayken bastırarak dokunursanız hemen açıyor. Uyandırırsanız zaten dokunduğunuz anda telefon ana ekrana geçiş yapabiliyor. Aynı zamanda burası çok fonksiyonel bir buton gibi kullanılabiliyor. Bu noktada Flyme arayüzünde MBK adı verilen bir özellik var. Bu özellik çerçevesinde sanal butonları kullanmadan geriye gidebilir, uygulamadan çıkabilir. Hatta telefonu tekrar kilit ekranına alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür özellikleri de var. Detaylı inceleme videosunda aslında çok üzerine durmadığım bir konu vardı. O da telefonun sahip olduğu ses kabiliyetleri. Çünkü Cirrus Logic'le bir işbirliği söz konusu. Onların CS43130 kod adını taşıyan özel bir ses işlemcisi var telefonun içerisinde. Bir de özel bir yükselteç var. Bunlar bir araya geldiği zaman telefon ses konusunda bence önemli bir kabiliyete sahip oluyor. Kaldı ki isterseniz sadece arka ekranı, küçük ekranı kullanarak son derece yüksek performanslı bir medya çalar gibi de telefonu kullanabiliyorsunuz. Yani ana ekranı kullanmadan pil tasarrufu edercesine sadece müzik çalar olarak da kullanıp bu avantajdan istifade etmek mümkün. Bu şekilde kullandığınız zaman bence bu fiyat seviyesinde gerçekten de audiofillere belki de en fazla hitap edebilecek cihazlardan birisi haline geliyor. Söz konusu medya çalar işlevleri olduğu zaman. Telefonumuz genel olarak böyle. Arka tarafı zaten sizlere detaylı inceleme videosunda göstermiştim. Burayı özelleştirmek mümkün. Farklı şeyler atayabiliyorsunuz. Hava durumu uygulamasından tutun da bir takım farklı JPEG'lere, GIF'lere kadar buraya koyabilmek pekala mümkün. Zaten arayüzü de tema desteğiyle özelleştirebiliyoruz. Bu arada Flyme arayüzünden bahsettiğim Çin menşeli bir arayüzü ama telefondan standart olarak Google Market Play Store ve Google'un kendi uygulamaları da kurulu bir şekilde geliyor dostlar. Diğer detayları merak edenlerin bence inceleme videomuzu izlemesinde de fayda var. Şimdi ses konusunda Meizu'nun çok güvenli bir kulaklık EP52. Buna yakından bakalım isterseniz. Zaten kablosuz bir kulaklık olduğunu görüyorsunuzdur. Spor kulaklığı olarak konumlandırılmış durumda ve yine bu kulaklığın kendisi de Genpa tarafından ithal ediliyor. Yani resmi bir aksesuar dostlar. Teknik özelliklere bakıldığı zaman bakın burada kulak içi olduğu yazıyor. En yüksek güç kullanımının 10 mW olduğuna yer verilmiş. Sürücü boyutu 10 mm. Bluetooth 4.1 desteğimiz var. Empedans 32 ohm. Hassaslık 33 desibel olarak belirlenmiş ve frekans aralığı da 20 Hz ile 20 kHz arasında değişiyor dostlar. Yine Bluetooth'a bağlı olarak kapsam alanında 10 metre olarak ifade edilmiş. IPX5 sertifikasına sahip, dolayısıyla terlemeye bağlı olarak kulaklığın bozulur mu endişesine kapılmanıza gerek yok. Yoğun suya ya da benzeri durumlara belki çok yüksek dayanım gösteremeyebilir ama spor kulaklığı olduğu için çok fazla efor sarf edebileceğiniz bir antrenman esnasında endişe etmenize gerek yok. Kendi üzerine bir kontrol ünitesine de sahip zaten. Şimdi isterseniz kulaklığı açalım. Meizu EP52. Kitap şeklinde bir kutulamaya sahip olduğunu görmekteyiz. Adamlar gerçekten kutu olayına şirketin üst düzey yöneticilerinden birisi bayağı kafayı takmış görünüyor. Düzen olarak, intizam olarak oldukça hoş bir görünüme sahip. Şimdi kutuda bizleri kulaktan önce neler karşılıyor bir onlara bakalım. Burada farklı kulak pedleri için böyle bir sıralamaya gidilmiş. Kulak içi kulaklık olduğu için pedlerin olması önemli. Sonuçta farklı kullanıcı profilleri için özelleştirilebiliyor olması, kişiselleştirilebiliyor olması önemli. Burada yine bir takım kullanım kılavuzu ve uyarılar yer alıyor. Kenara kaldırıyorum şimdi. Burada yine güzel bir sert plastikten ima edilmiş bir taşıma kılıfımız var. Kafası da mıknatıslı. Dediğim gibi hani çok önemli şeyler değil ama detaylar anlamında bence güzel. Şuraya bakalım. Ya şunu düşünmüş adamlar. Üretici gözüyle baktığım zaman bunların hepsi maliyeti arttıran unsurlar dostlar. Bakın For the Lovely Ones yazıyor. Sempatik mesajlar da vermişler. Meizu logosu da yine üst kısımda yerini almış durumda. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Oluşturulmuş. Dediğim gibi bunlar telefonun diğer aksesuarlarında da bu şekilde olsa gerçekten göze çok daha hoş gelir diye düşünüyorum. Kulaklığın ağırlık anlamında spor esnasında rahatsızlık vermez diye düşünüyorum. Ve burada da yine plastiğin devamında kumandamız var. Ses arttırma, azaltma ve sesi yine durdurma şeklinde.
biyoselüloz malzeme kullanılarak geliştirmiş bu kulaklık. Bakın burası da yine mıknatıslı. Yine bence hoş bir detay bu. Uzun süre böyle beklettiğiniz zaman kulaklık tamam, herhalde artık müzik dinlemek istemiyor diye bir yorumda bulunarak kendisini kapatıyor dostlar. Dolayısıyla pil tasarrufu da sağlayabiliyor. Hafif, malzeme kalitesi iyi. Boynunuzdayken sağda solda sallanmasın diye bir yere getirebileceğiniz bir mekanizmaya da sahip. Şimdi isterseniz Pro 7 Plus'la eşleştirelim ve müzik kalitesi olarak neler sunuyor biraz daha yakından bakalım. Şimdi kulaklığın kendisini müsaadenizle takıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle kendimi size bir göstereyim. Ses gerçekten güzel arkadaşlar. Basslar da bence bu sınıf bir kulaklık için hiç fena sayılmaz. Gerçekten bence başarılı. Aynı zamanda bir aktivite kulaklığı, spor kulaklığı ve ses kalitesinden ilk izlenim olarak memnun kaldım. Zaten detaylarını bir başka incelemede, bir başka videoda kullandıktan sonra hem pil ömrünü hem de ses kalitesini sizlerle daha zengin bir deneyimin sonucunda paylaşıyor olurum.